Böyle miydi? Bu nasıl olur? Cuma Ali abimiz gelmiş selere doğru. 3, 2, 1, kayıt. Anne. Hemen elime lütfen. Şöyle. Yine aklımda duyduğum bir gün daha. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Selena hakkında bilinmeyen 10 gerçek videosu çekiyoruz. Aslında bildiğinizi sandığınız ve bilmediğiniz bir sürü şey olduğunu fark ettim. Ve internette işte böyle miydi, bu nasıl olur falan filan diye şeyler yazıldığını fark ettim. Ve dedim ki ben buna bir açıklık getireyim. Böyle bir video çekeyim. Karantinadayız zaten, daha ne kadar farklı bir video çekebilirim ki? Yani sonuçta böyle bir şey aklıma geldiyse çekmeliyim dedim. Yine aklımda gurur duyduğum bir gün daha. Ve bugün benim doğum günüm. Bugün bu videoyu çekerken benim doğum günüm aslında. Eğer inanmayanlar için tarihi göstereyim mi? Tarihi gösteriyorum. Odaklar mı bilmiyorum ama 12 Mayıs bugün. Evet, 22 yaşında oldum. Şimdi demeyin işte nasıl 22, 15, 16 gösteriyorsun falan. Ama 22 artık, bunu kabullenir misiniz? 22'yim. Neyse, artık videoya geçmek istiyorum. Ben Gizem'le birlikte, aslında bu Gizem de biraz yardımcı oldu bana bu konuda. Çünkü bir şeyler, böyle bir video fikri çekmeye karar verdiğimde biraz araştırdım ve 4-5 tane bir şey buldum. Sonrasında da Gizem'e dedim ki hani bana yardım et, bir şeylerden olmalı, bu kadar asır olamaz, anladınız mı bu dizide diye. Şimdi birinci önemli sırrımızdan bahsetmek istiyorum. Bu sırrı zaten çoğu insan biliyordur diye düşünüyorum. Dizinin başındaydı, ben bugün birinci bölümü tekrardan izledim. Dizinin başında işte Hades şey diyor. Selena işte seni sadece Selin ve Leyla ve Nazlı diye 3 küçük kız kurtarabilir diyor. Ama oradaki aslında ince şeyi kimse anlamamış. Selin, Leyla ve Nazlı'nın ilk iki harflerinin birleşmesiyle Selena oluşuyor. Bunu açıklıyorum, bunu biliyoruz falan demeyin. Aslında bunu bilmeyen bir sürü insan var. Bana hala o kadar fazla DM geliyor ki nasıl yani, sizin adlarınızın bile şey, baş harfleriniz miymiş Selena? Nasıl, gerçekten böyle miymiş diye sordukları için aslında bunu açıklamak istedim. Sakın bana oradan işte biz bunu biliyorduk, bunu nasıl neden açıkladın demeyin. İkinci, Ütopya'nın herkes yerini aşırı derecede merak ediyor. Bu Ütopya nerede çekiliyor, stüdyo muydu falan filan diye merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden Ütopya'nın neresi olduğunu söyleyeyim. İki tane var. Bir direkt sarnıcı, bir de yere batan sarnıcı var. Yere batan sarnıcı, evet. Yere batan sarnıcı bizim Ütopya'yı çektiğimiz yer. Bir direkt sarnıcı da şu an işte bu altı su olan yerde. Evet, öyle bir yer var. Altı su orasına bir direkt sarnıcı deniyorlar. Bizim çektiğimizde yere batan sarnıcı Sultanahmet'te. Sultanahmet meydanında yakın mıydı? Meydanın oralarda bir yerdeydi. Ve ben şunu o kadar iyi hatırlıyorum ki biz hep şey, Ütopya sahnelerinde her çıktığımızda veya molalarımızda Gizemlerle birlikte giderdik. Sokaktan çıkardık. Hemen tam çaprazımızda Starbucks vardı. Ve Starbucks'tan sürekli kahve alırdık. Bunu o kadar iyi hatırlıyorum ki ve unutmuyorum. Ütopya'yı o yüzden çok fazla sevdiğimizi unutmadım. Ama şöyle bir dipnotla geçeyim. Ütopya'da yakından ve işte neler var Ütopya'da diye merak ettiğinizi bildiğim için Ütopya videosu da yakında gelecek. Bunu aklımda çekeceğim yani. Ütopya'da bazı sahnelerin neden orada çekildiğini ve o sahnelerin aslında Ütopya gibi gözükmeyip çok farklı bir yerde olması ama aslında aynı yer oluşunu falan size göstereceğim. Böyle incelikler var. O yüzden buna şu an takılmıyoruz. Devam ediyorum. Üçüncü. Bunu belki çok şaşıracaksınız. Dizide biliyorsunuz ki bizim Burak öğretmenimiz vardı ve biliyorsunuz ki Ozan karakterimiz vardı. Ozan Selin'in sevgilisiydi ve onlar ortalama lise 3 civarı bir şeylerdi ve Burak öğretmenimiz de bizim Türkçe öğretmenimizde. Ama şöyle bir sırrımız var ki Gökhan abicim, Gökhan Keser Selena'da 2006'dayken Ozan'dan daha küçüktü. 2 yaş daha küçüktü. O zaman Ozan 21 yaşındayken bu şey Gökhan abi de 18'di. 18 mi? 18 miydi? 19'du. Kim? Gökhan abi. Gökhan abin 19. 19 yaşındaydı. O zaman 19 yaşındaydı ve bizde aslında kimse ondan ufak olduğunu anlamıyordu. Ve ancak işte Google'a onları araştırmak isteyenler işte girip adlarını yazdığında böyle bir şeyle karşılaşabiliyorlardı. Ama ben artık bunu açıklamak istedim. Gökhan abi küçük olduğun için bence mutlu olmalısın ve Gökhan abi de benim gibi aslında. Ne kadar işte zaman geçse de hiçbir zaman yaşını göstermeyen bir insan. O yüzden onu oradan çok öpüyorum. O da çok tatlı. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bazı insanların yüzü ve işte karakteri işte böyle minyon ve şeydir yani sevecendir ve bu insanın suratına ve yaşına da yansır ya. Bizde böyle bir şey.
Gökhan abi de küçük gösteriyor. Aynı ben. Neyse bunu da açıklamış olayım. Geliyorum dördüncüye. Dördüncüde Selena'nın ilk bölümlerinde belki hatırlarsınız bilmiyorum. Zaten evine falan sürekli Gökhan abi gitmek zorunda. Burak öğretmen diyeyim, öyle anlayın. Burak öğretmen sürekli Fitnat'ın evine gitmek istiyordu. Ve Fitnat'ın evini o zamanlar Selena'nın villa olduğu için en alt katında bir koca bir oda vardı aslında. Orayı Fitnat'ın evi olarak yapmışlardı. Aynen. Ve orada bir kapı vardı. Oradan giriliyordu eve hani. Ay yoruldum ben. Yoruldum. Bir su olsa da içsem. Ama oruçluyum. Dilim damağım kurudu. Ve orada bir kapı vardı. O kapıdan işte normalde settekiler de girebiliyorlardı. Biz de orayı Fitnat'ın evi olarak yapmıştık. Hatta bir sahnemiz daha vardı. Einstein'lı bir sahne vardı. Geçmişe zaman yolculuğu falan yapılıyordu. Belki hatırlarsınız. O zamanlar o Einstein'ın olduğu ev ve oda da Selena evlerinden bir odaydı. O ev o kadar büyüktü ki gerçekten o ev o kadar büyüktü ki her şey vardı evde. Bilardo şeyi falan vardı. Ne derler? Masası vardı. Bir sürü şey vardı yani. Zaten mutfak kocamandı. Antika doluydu. Ev antika doluydu. Gerçekten ya. Evde evde öyle şeyler vardı ki böyle akşam falan olduğunda yani kimse sizi o kızların odasına tek başına yollayamaz yani anladınız mı? Öyle böyle insan hani ürperiyordu diyordu ki Allah'ım oradan bir oda, oradan bir oda, şuradan bir oda, alt kat zaten 5-6 oda. Yani bazen işte giyinme odamız oluyordu yani o dereceydi. Çünkü ev bayağı büyüktü. O ev şu an eşkıya çekiyordu en son o evde. Diğerine geliyorum. Bu 5. maddemize geliyorum. Bu 5. maddemize bunu bana Gizem söyledi. Şey dedi. İlk başlarda Selena'yı el ele tutuşup değil de ilk başlarda bir kolyemiz olacakmış. İşte o kolyeleri birleştirip yine Selena'yı çağıracakmışız. Ama sonra karar değiştirilmiş. El ele tutuşup Selena'yı çağırma kararı almışlar. Ama ben şuna inanıyorum ki el ele tutuşmasaydık belki de insanlardaki bu Selena algısını ve işte akıllarda kalma algısını bu kadar yaratamayacaklardı. Bence çok doğru bir seçim yapmışlar. Burada herkese alkışlıyorum çünkü. Gerçekten öyle değil mi? Düşünsenize kolye olduğunu. Yani kolyede şey yapamazlardı bence. Tutturamazlar mıydı? Ne diyeyim yani? Bence tutturamazlardı. İnsanların aklında kalmaz Selena'yı kolyeyle çarpmaya. Ya da bu kadar caps olmaz. Ya da bu kadar TikTok çekmezlerdi. Geçen gördüm Selena'yı TikTok'ta çekiyorlar. Onu da belki bir gün izleriz. Sürekli Selena'nın efektleriyle insanlar şey yapıyor. Sihir. 6. maddemize geliyoruz. 6. maddemizde Erdem karakteri tamı tamına 5 kere değişti. 5 kere değişmesinin nedenleri aslında en son işte kimde kaldılar ya? En son akıllarda kalan biri var ama onu tam hatırlamıyorum. Henüz uzun süreli de zaten oydu. O kadar çok değişiyordu ki artık ben hiçbirinin adını hatırlamıyorum. Buradan belki videomu izliyorsanız hepinize özür diliyorum. Çünkü sürekli bir değişme içerisindeydiler. Bazen işte bazıları ezberlerde zorlanıyordu. O yüzden anlaşamıyorlardı. Bazıları İşte seti yoğunluğuna ayak uyduramıyordu. Bu yüzden oldu. Bazı sıkıntıları oldu. Bu yüzden ayrılanlar oldu. Ve sürekli böyle bir değişme içerisinde oldu. Aynı İrem Su'nun değiştiği gibi diyebilirim aslında. İrem Su olarak yaklaşık 3 kere falan değişti zaten. Böyle. Sonra 7. maddemizde çoğu figürasyonluk sahnelerimiz vardı. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Hades birine kötülük yapacak. İşte bir balık sahnesini şu an aklıma geldi. Hades birine kötülük yapacak diyelim. Orada şey diyordu. İşte şuna kötülük yapsana. İşte git bunun kovasını at ya da bir taksiciye işte git buna vur falan diye söylediği insanlar aslında bizim setteki şeylerimiz oluyor. İşte reji ekibimizden oluyor, yapım ekibimizden oluyor, ses ekibimizden olanlar oluyordu. O yüzden mesela dışarıda hemen bir sahne falan çekileceğinde bir insan aradığında bizim ekiptekilerin hepsi giriyordu ve her hala serini izlediğimde her bölüm muhakkak bizim ekipten birilerini görüyorum ve onlar için aslında çok güzel bir hatıra olmuş oluyor ve bunun da bilmediğiniz için söylemek istedim. 8. maddemize gelirsek dizide aslında bir sürü ünlü oyuncu oynamış. Ben bile bir tanesini görünce şok oldum. Dedim ki nasıl? Ne zaman? Hangi sahne? Hangi bölüm? Böyle oldum hani. Ama sonra fark ettim ki evet gerçekten böyle bir şey var ve oynamış. Dizide tanıyabileceğiniz kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane ünlü ismimiz var. Onları da ben hani bir tanesini çok net, iki tanesini çok net hatırlıyorum. Ama diğer ikisini gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hani görünce falan böyle oldum. Heh, ne? Gerçekten mi?
oldum. Ve sonra baktım ki gerçekten oynamışlar. Aslan Güner Demeter rolündeydi. Bugün birinci bölümü izlerken gerçekten Aslan Güner'i gördüm. Demeter rolündeydi. Demeter de çok fazla değişti. O yüzden Aslan Güner ilk başta oynasa da sonrasında dizide yoktu. Bunu hatırladım. Belki ilk bölümlerde çok küçük olduğum için sonrasında Demeter'i gördüğümde Aslan Güner olmadığını o yüzden bence fark ediyorum. Buna yoruyorum yani. Çünkü net hatırlardım oynayan kişiyi. İkinci isim Şebnem Bozok. Zaten Ceylan Yol... Şebnem Bozoklu Ceylan Yol... Şebnem Bozoklu Ceylan rolündeydi. Rolündeydi. Evet. Bizim işte neydi? Zülfikar'ın tanıdığı bir işte yolda bulduğu biri miydi neydi? Bayağı bir oynamıştı aslında Şebnem Bozoklu da bizim dizide. Sonrasında da kim var? Defne Joy zaten biliyorsunuz. Onu da buradan çok anlıyoruz. Ama ben Defne Alba'ya çok fazla sahne bir iki sahnemiz oldu. Çok fazla böyle kaynaşma fırsatını bulamadık hiçbir zaman. Sadece bir sahnemiz vardı otoparkta. Ben annemin sözünü dinlemiyordum değil mi anne? Bir annemin sözünü dinlemiyorken Defne abla bana gelip işte şey demişti. Annenin sözünü dinle kız diye bana kızmıştı değil mi anne? Öyle bir şey işte. Bana orada kızdığını hatırlıyorum. Çok fazla işte zaman geçirme fırsatımız olmadığı için fazla işte şeyi de anlatamıyorum. Hani onu çok iyi tanıyorum da diyemiyorum maalesef. Neyse diğer oyuncumuz Ceyhun Yılmaz. Cüneyt rolündeydi zaten. Selena'ya takık bir roldeydi. Ama bunu duyacağım, şu an söyleyeceğim ismi duyduğunuzda gerçekten şok olacaksınız. Hazır mısınız? Necip Memilli. Memilli değil. Necip Memilli. Gerçekten. Çukur'daki Cumali. Cumali abimiz gelmiş Selena'da oynuyor. Haberimiz yok. Bir tane Fitnat'ın kapatıldığı bir yer vardı. Ne derler ona? Ruh ve sinir hastalıkları. Hastanesi gibi kapatıldıkları bir yer vardı. Ve orada rolündeydi. Deli rolündeydi. Hatta ben baktığımda hani inanmadım çünkü dedim ki ne alaka hani oynamamıştır ya falan dedim bence. Sonra bir baktım gerçekten oynamış. Ve sahnesini falan izlediğimde böyle bir tane şişme belki hatırlarsınız. Şurada bir tane fotoğraf çıksın. Şurada işte böyle şey giymiş. Şişme bir yelek tarzında bir şey. Şişme ne ya? Şişme simit. Havuz simiti. Simidi giymiş. Ve öyle bir sahnesini görünce neyse artık. 9. maddemize gelirsek aslında herkesin geçen az önce de işte bana soru sorun diye Instagram'da story paylaştım. Orada bir de bunu sormuşlar. Ve bunu ben de aslında açıklamak istiyorum. Sinan abinin saçları sürekli hadesin. Sinan abinin sürekli saçları işte bizim kadar falan uzun oluyordu bazı sahnelerde. Bazen çok kısa oluyordu. Bazen işte 2-3 tane yerlerinden veya ilk bölümlerde böyle buralarından saçlar sarkıyordu. Sinan abinin saçlarına, hadesin saçlarına böyle çıt çıt takıyorlardı. O kadar uzun olmasının nedeni bu aslında. Bunu da söylemek istiyorum çünkü gerçekten Sinan abinin saçlarının o kadar uzun olduğunu düşünenler var. Ne güzel şeyler çıkardım bugün değil mi? Evet. Sürekli bizim ağlama sahnelerimiz oluyordu. Herkes bizim ağladığımızı nasıl çok merak ediyor. Aşırı merak ediyorlar. O yüzden ben de bunu söylemek istedim. Bizim ağlama sahnelerimizde genellikle böyle yuvarlak bir tane mentolü bir kutu oluyordu. Onu bu göz pınarlarımıza şöyle buralarımıza sürüyorduk. Ve böyle o göz pınarlarımızı sürekli böyle nane yaktığı için otomatik olarak ağlamaya başlıyorduk. Veya o an işte ağlayamıyorsak da böyle göz damla şeylerimiz vardı. Bunu koyuyorduk. Diyordum ki hazırım. 3, 2, 1, kayıt. Anne. Gerçekten öyle yapıyorduk. Çünkü hemen akmaya başlıyordu. Hemen ağlamamız gerekiyordu bazen. Bunu yaşıyorduk. Neyse ki. Neyse bunu anlattığım için biraz oldum ama üzüldüm çünkü nasıl ağlayabildiğimizi. Bazen de yapıyorduk. Hani gerçekten mesela diyordum ben. Ben ağlayabilirim falan. Tamam diyorlardı ağla. Yapıyordum böyle açıyorum gözlerimi. Işığa bakıyordum böyle. Deneyin. Gerçekten bunu deneyin. Bak ışığa bakıyordum. Sonra böyle bakıyordum. Şu an mesela ağlayabilirim. Şu an gözlerim doluyor. Şu an bir tek bir yere odakladım çünkü gözlerimi. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve gözlerime bakın. Akacak ama makyajım bozulmasın diye. Ay. Tamam ağlamıyoruz. Sıkıntı yok. Ağlamam peki şu an. Ay çok komik. Neyse tamam. Devam ediyorum. Sıkıntı yok ağlamıyoruz. Bu şekilde size anlatacağım 10 tane şeyim vardı. Bilmediğinizi veya bilmediğinizi düşündüm. Çünkü düşünüyorum. Başka aslında bilmeniz gereken veya öyle bilip farklı bildiğiniz bir şey var mı? Yok. Genel olarak şu an her şeyi açıkladım. Benim için aslında en büyük şey ne biliyor musun? Oyuncular. Konuk oyuncuları gerçekten kimse bilmiyormuş. Ve onu ben de görünce şaşırmıştım. Şimdi size Instagram'dan sorular sordum. Aslında sorular sordum derken şimdi böyle dizi hakkında bir şey çekiyorsun ama sürekli bu
böyle şeyler çekemem. İşte bir başladığımda sizin sorularınızı almıştım. İşte bir kere videoları izlemiştim. Bir de kızlar geldi, sohbet etmiştim falan derken bu da işte dördüncü olarak böyle bir şey çekeyim. Hem size gerçekleri anlatayım hem de son olarak işte sizin sorularınızı alayım. Sihirleri nasıl yapıyorlar? Bunu hala ama hala aşırı merak ediyorlar. Sihirler şöyle mesela elime ne gelsin? Şöyle kahve fincanı gelsin. Şuraya bir tane bir efekt geliyor. Sonra mesela kaydı durduruyorlar. Kahve fincanını buraya koyuyorlar. Ve sonra tak başlamış oluyor. Evet arkadaşlar merhaba gibi. Yapalım mı? Yapalım. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi şu an canım biraz kahve istediği için veya dilim damağım kuruduğu için biraz kahve istiyorum. Hemen elime lütfen şöyle. Buyurunuz, kahve geldi. İnşallah bunu yapabilirsiniz. Neyse, kahvemi içmiş gibi. Bunun gibi işte veya birini yok etme gibi veya bizim şu an kıyafet değiştirme sahnelerimizde bile ayakta durduğumuzda işte Selena bir şey böyle kıyafetini değiştirdiğinde veya bize bunları yaptığında biz aynı şekilde sabit duruyorduk. Ondan sonra ayaklarımıza falan çiziyorlardı, bant falan yapıştırıyorlardı hatta. Çünkü giyinip geri geldiğimizde ayaklarımız veya işte aynı yerlerde duralım, devamlılık bozulmasın mantığı vardı. İşte böyle duruyorduk. Sonrasını değiştiriyorlardı. Hemen diyorlardı ki hemen geliyorlar, çiziyorlar falan filan. Hop gidiyorduk, hop geliyorduk sonra. Kıyafet değişmiş. Böyle. Final sahnesini hatırlıyor musun? Evet, final sahnesini hatırlıyorum. Meteor çarpacaktı Selena'ya ve... Ay Selena'ya diyorum ya. Dünya'ya ve sonrasında çarpmadı. Meteor topu ufak bir şey oldu falan. Ve işte içeceğe dökülmüştü. Sonra da öyle mutlu son falan diye bitmişti yani. Öyle hatırlıyorum. Sonra. Sette kaç saat duruyorduk? Sette durma saatlerimiz aslında hiç ama hiç net değildi. Çünkü hafta sonları veya hafta içleri genel olarak sete gidebiliyorduk. Ve işte gittiğimizde bazen sabah saat 8-9'da gidiyorduk, sete başlıyorduk. Akşam işte 11-12, bazen işte gece 2'ye 3'e kadar sürebiliyordu. İşte çünkü o zamanlar şu anki teknolojiye çok fazla sahip değildik. İşte çift yönetmen, çift kameralar, işte 2-3 ayrı ekip, böyle şeyler çok mümkün değildi. Bundan 11 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve o zamanlar böyle şeyler olmadığı için tek kamera, tek yönetmen, tek ekip çalışıyorduk. Ve birinin sahnesi çekilirken diğerimiz bekliyorduk falan filan. Böyle. Ev neredeydi? Ev de Zekeriyaköy'deydi. Ya okulda okul saatlerinde bütün derslere giriyor muydunuz? Yapmayın. Uçan halı sahnesi nasıl çekiliyordu? Böyle bir tane green box kutumuz oluyordu. Onun üzerine oturuyorduk. Tekrar dediğim gibi işte efekt falan koyuluyordu ve uçuyormuş gibi gözüküyorduk. Başka. Aslı gerçekten kötü davranıyor musunuz? Ay Selda abla melek gibi bir insandı. Asla öyle bir şey yoktu. Setteyken Selena gibi özelliğim olsun dedin mi? Evet dedim. Yani kaybolma veya görünmez olma şeyini istedim. Dizide komik sahnelerde gülmeden nasıl duruyordunuz? Gerçekten Sinan abinin sahnelerinde, Hades'in sahnelerinde çok fazla zorlanıyorduk. Çünkü Sinan abi aşırı komik bir insan olduğu için onun sahnelerinde gülmeme olasılığın yok yani. İsterseniz bazen mesela gelip bize işte küçük cadı falan yaptığında biz böyle gülmeyeceğim diye kendimizi çok fazla kasıyorduk. Ve işte kestik dediklerinde biz tekrardan falan gülmeye başlıyorduk. Ama yani gülmemek imkanınız yok yani. O dereceydik. Ezber yaparken zorlanıyor muyduk? Ezber yaparken de zorlanmıyorduk. Niye zorlanmıyorduk ben de bilmiyorum. Benim aslında alışkanlığım çok yüksek. Ezber yapma alışkanlığım çok fazla yüksek. Şu an bir şeyleri ezberlediğimde falan bayağı aklımı tutup size yapıyorum. Yani böyle uzun uzun işte audition metinleri gayet ezberleyebiliyoruz yani. Bu yetenek galiba, bilmiyorum. Odanızdaki yatakta üçünüz gerçekten hiç uyudunuz mu? O villa gerçek mi? Evet, o villa gerçek. O üçümüz yatakta da gerçekten bir kere falan uyumuştuk herhalde. Çünkü set aralarında falan beklerken uyunuyordu ya da Kıvılcım'ın odasında falan uyuyorduk. Kolu kırık olan çocuk sahnesini fark etmediler mi? Onu bence fark etmediler. Çünkü ben aslında olarak biliyordum o kızı. Hani değil diye biliyordum. Çekim hatası diye gerçekten, çünkü işte ailesi sarmış diye biliyordum. Ama çocuk şeydi işte, elimizi kırdılar, işte kolumuzu kırdılar falan. Hah diyordum hani. Yüksek ihtimal orada hani çok fazla çocuk olduğu için hangi birine baksınlar diye bakarken fark etmediler. Selena'nın arka planı nasıl buldu? Herkesin hakkındaki gibi miydi? Setleri falan söylüyorlardı yüksek ihtimal. Set ortamımız çok güzeldi. Gerçekten bir daha olsa bir daha yaşarım herhalde. Set ortamına ama. Çünkü çok eğleniyorduk ve çok keyif alıyorduk. İnsan, hani çalıştığımız insanlar çok samimiydi çünkü. Her birine ayrı ayrı seviyorduk ve hiçbiriyle doğru hani ayrılmadık yani, kopmadık. Hala biriyle birinin aracılığında ondan haber alıyorsun, bundan haber alıyorsun. Elbet bir haber oluyor, bir şey oluyor, duyuyorsun. Böyle bir muhabbetimiz var. Bu yüzden Selena'nın set ortamını gerçekten çok fazla seviyorum.
Neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. Eğer videomu beğendiyseniz aşağı bir sürü yorum atmayı ve bir sürü like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunun gibi veya daha farklı, buna benzer veya işte Selena içerikli videolar çekmemi istiyorsanız yorum kısmına da onları da yazabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere ve doğum günümü kutlamayı unutmayın. Bugün doğum günüm. Yes, 22 yaşındayım. Onu da kutlamayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.